Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte hac Arafat'tır buyuruyor. Haccın hakikati Arafat'tır. Malum haliniz Arafat Dağı Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın, yani Adem'in nefsaniyeti olan heva ve heveslerin senelerce Allah'tan özür diledikten sonra birleştikleri, buluştukları ve affoldukları yeri temsil eder. Niçin hac Arafat'tır? Çünkü haçtan kasıt artık oradan arif olarak dönmektir. Arafat'ın manası arif olunan yerdir. Arif olmak ne demektir? Heva ve heveslerimizin özür dileyerek, yani nefsimizin af dileyerek kendini, kendi varlığını Allah'ın ezeli diriliği olan Adem'de yok etmesidir. Yani vücutta birlik oluştuğu zaman, nefsaniyet yok olduğu ve tekamül edip ruh makamına yükseldiği zaman orası, o kişi arif olur. Arif olduktan sonra da artık eskisi gibi olmaz. Yani Allah'ı bütün vücuduyla idrak etmeye başlar ve her olaya agah olur. Her olayda Allah'ı görme şerefine ve lezzetine erişir. Yoksa gidip de Arafat'ta durup Mina'ya, Müzdelife'ye gitmek, 7 kere Kabe'nin etrafını dönüp hiçbir değişime uğramadan dönmek hac değildir. Belki şeklinden dolayı Allah'a bana da arif olma kabiliyetini ver diye bir niyazdır. Çünkü hiçbir gayret boşuna değildir. Tabii ki onun da bir manası vardır. Ama haccın hakikati arif olmaktır. Bilgi sahibi insan her yerde Allah'ın tecellisini gören insandır. Çünkü bilginin aslı, ilimin aslı, alim olan Allah'a aittir. Bizdeki ilim kendi ismimizdir. Yani bizi Allah'la irtibat kurduran şey bizim ilmimizdir. Bu ezeli bir ilimdir ve bu dünyanın faydası bu ilmin ortaya çıkması içindir. Yani herkesin içinde o ezeli ilim var. Kendiyle Allah arasında ilgi kurduracak bir sır, bir isim var. Fakat bunun ortaya çıkması için bu aleme geliyoruz. Yani biz başkasından duyduğumuz bir şeyi anlıyor ve idrak ediyorsak, o şey başkasına ait değildir. Bize ait bir ilim olduğu için kabul ediyoruzdur. Onun için son nefesimize kadar öğrenme gayreti içine girelim ki bizim ilmimiz bize açılsın. Burada Ahmet Arifay Hazretleri'nin "Oğlum sor, sor ki ben cevaplarken bugüne kadar benim bile bilmediğim kendi ilmimi öğreneyim" demesi bundandır. Demek ki haccın gayesi kendimizdeki sırrın açığa çıkmasıdır. Kerimciğim, burada da ince bir zarafet var. İbn Arabi Hazretleri insanların ayna gibi Allah'ın isimlerini gösterebilen aynalar olduğunu bize söylüyor. Yani ayna metaforuyla anlatıyor. Şimdi ayna bir camdır, biliyorsun değil mi? O halde insan bir cam gibi bu aleme geliyor. İnsanın Allah'a ait hakikati, yani ismi, sıfatları, Allah'ın ondaki tecellisine bir sır diyoruz. Sır. Bu sır ortaya çıktığı zaman, camın arkasına bu sır geçtiği zaman o cam ayna haline dönüşüyor. Ve Allah kendi ismini o kuldan seyretme zevkine varıyor. İşte bütün yaratılışın hakikati budur. Hac, ruhun Allah'a doğru asla bitmeyen yolculuğudur. Haccın hakikati budur bir mutasavvıflar için. Haccın niyeti bu yolda sabit olmak için Allah'a yalvarmaktır. Yani hacca niyetlenmiyorsun, aslında bir şekilde Allah'ım beni sana ulaştır diye niyetleniyorsun. İhram giymek, yani ihram, insan, erkekler ihram giyerler, mahlukatı görmeyi terktir.
yani artık ben mahlukla meşgul değilim. Dikişli elbiseyi terk, kötü sıfatlardan soyunup Allah'ın sıfatlarıyla giyinmek demektir. Yani seni ancak sen idrak edersin. Ben kendi nefsaniyetimden oluşan kötü huylarımdan, kötü sıfatlarımdan soyunayım. Başı tıraş etmek, iddia sahibi olmayı terktir. Hani her şeye itiraz ediyoruz ya, her konuda iddia sahibiyiz ya. Başı tıraş etmekten gaye, iddia sahipliğini bırakıyorum burada Allah'ım demektir. Tırnak kesmeyi bırakmak, kendimizden ortaya çıkan fiillerin aslında Allah'ın lütfu olduğunu, kendi başıma hiçbir şey yapamayacağımı idrak etmek demektir. Güzel koku sürmeyi terk, zatın hakikatini görmek için isim ve sıfatların zevkinden soyunmak demektir. Cinsi münasebeti terk, vücut üzerinde tasarruf ettiğimi, yani nefsime hakim olduğumu göstermeye işarettir. Sürme çekmeyi bırakmak, ahadiyeti idrak edip keşif talebini, yani mucize görmek filan ihtiyacım kalmadı. Benim mucizeye ihtiyacım yok. Mucize beni sana ulaştırmaz demektir. Mikat kalptir. Mekke ilahi mertebedir. Kabe Allah'ın zatını temsil eder. Yoksa taş bir bina değil. Hacerül Esved insani bir latifedir. Kara olması dünyaya gelince insanın kirlendiğine delildir. Oradaki idrak edeceğimiz şey Hacerül Esved'de Allah'ın zatının peygamberden tecelli ettiğini iman etmektir. Onun için ona selam vererek tavafa başlamamız, Ya Rabbi peygamberden izin alıyorum. Yani senin ondaki tecelliğinden izin alıyorum. Onun vücudundan değil diye başlamaktır. Tavaf Allahu Teala'ya uyar biçimde insanın kendi hakikatini müşahede etmesidir. Tavaf sırasında 7 kere dönmek, birincisi bak, birincisi Allah'ın beni diri kıl demektir. Yani ben buraya ölü olarak geldim. Bu seni idrak için, zatını idrak için beni diri kıl. İkincisi ilmini, yani bendeki ismini bu dönüşte ortaya çıkar. Üçüncüsü, ben o kadar güzelleşeyim ki kendimi irade edeyim, kendime hakim olayım, nefsime artık uymayayım. Dördüncüsü, bunu yapabilmek için beni sendeki kudretin zerresiyle kuvvetlendir ki bunu yapabileyim. Artık beşincisi, senin benden duyman gibi hadiseleri duyayım, dedikoduları duymayayım, nefsani halleri duymayayım. Senin istediğin şekilde duyma melekemi melekleştireyim, hep cemali duyayım. Altıncısı, gördüğüm yalnız senin hakikatin olsun. Yedincisi, benden konuşan sen ol ki ben artık eskisi gibi olmayayım. Yani gerek ümrede gerek hacda tavafın hakikati budur. Bunun ardından kılınan namaz, artık beni eski halime döndürme, ahadiyetini idrak ettir namazıdır. Zemzem ilimdir. O ilimle beni donat ki artık geri hale dönmeyeyimdir. Hakikat ilimlerine dalmak için o zemzemi içeriz. Safa ile Merve arasında gidip gelmek, içimizdeki halktan, çokluktan Hakka, haktan çokluğa, yani birden çoğa, çoktan bire, çoktan bire giderken Allah'ı görmek aşkıyla gitmek, birden çoğa dönerken de peygamberin miracı gibi artık onunla bir olarak halka dönmek, farklılığa dönmek manasındadır. İhramdan çıkış, halka açılmak, sadıklık makamına yükseldim demektir inşallah. Müzdelife makamın idrakidir. Mina
yakınlık makamıdır. Ve veda tavafı eski halime dönmeden haccımı hakiki kıl niyazıdır. Görüyoruz ki bütün bunları yapmadan dönmüşsek bunları şeklen yapmanın da çok faydası olmuyor.